şimdi İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'ya söz veriyorum. Sayın Usta, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tabii bu Can Atalay kararının okutulacağına ilişkin düşüncenizi toplantı başlamadan 5 veya 10 dakika önce öğrenmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla aslında bugün bu kısa konuşmada başka gündem maddelerim vardı. Ancak biz de tabii onu değiştirip şimdi bu meseleye ilişkin düşüncelerimi ben de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu Yargıtay'ın anayasa tanımaz hukuk skandalına öyle anlaşılıyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da eşlik edecek. Yargı içerisinde siyasi kutuplaşma gün yüzüne çıkmış, anayasa görmezden gelinmiş, hukuk siyasi sahipler tarafından esir alınarak adalet keyfiyen işletilir hale gelmiştir. Hukukun üstünü değil, üstüne hukuku galip gelmiştir maalesef. Hukuk, anayasa ve adalet gibi temel kavramları bünyesinde barındıran Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında böylesi vahim bir skandalın ortaya çıkması demokrasimiz adına üzüntü vericidir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi hukuki literatürden uzak, ideolojik düşünce temelinde bir tutum sergilemiştir. Bu kapsamda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin almış olduğu karar ne yazık ki hukuki bir metinden ziyade siyasi bir irade beyanıdır. Yüksek yargı organlarının birbirleri arasında hukuka aykırı şekilde kararı yok sayma aşamasına varan bir resleşmeyi adalet sistemimiz açısından kaygı verici bir gelişme olarak takip etmekteyiz. Yargıtay'ın normlar hiyerarşisine göre en üstte bulunan Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ilgili olarak denetim yapma yetkisi bulunmamaktadır. Yargıtay'ın kendisini anayasadan üstün görmesi kabul edilemez. Yargıtay hem normlar hiyerarşisini tanımayarak Türk hukuk sistemini parçalamış hem de kendisini millet iradesinin üstünde konumlandırmıştır. Bugün parlamento çatısı altında milletvekili düşürülecek kişinin isminden ve partisinden ziyade meseleye anayasa temelli, hukuk esaslı bir bakış açısıyla yaklaşmamız gerekmektedir. Can Atalay ismi üzerinden anayasanın ihlal edilebilme cüreti üzerine gelecekte uğrayacağımız olası hukuksuzlukların meşru görülmesinin ülkemiz üzerinde yaratacağı tahribatı görmek gerekmektedir. Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki biz İYİ Parti olarak Can Atalay'ın tarafında değiliz. Biz hukuktan ve anayasadan yana tarafız. Biz devleti ebed müddet için olmazsa olmaz olan adaletten yanayız. Eğer ki Türkiye hukuku adaletli bir şekilde işletilmeyen, anayasası istenildiği zaman askıya alınabilen bir ülke olarak konumlandırılmak isteniyorsa bilinmelidir ki toplumda bunun sonucu olarak türlü zorbalıklar açığa çıkacaktır. Adalet bir kere hukukun gereğine göre değil, siyasi sahiplere göre verilirse o ülkede yaşayanların can ve mal güvenliği tehlikeye girecektir. İktidar sahipleri eğer ki çoğunluğun gücünü baskıya dönüştürme gayreti içerisindeyse bu durumun getireceği tek gerçeğin kontrol edilemez ve yaşanamaz bir toplum doğuracağı unutulmamalıdır. İşte bu yüzdendir ki kuvvetler ayrılığı ilkesi demokraside de uygulanması şart olan tartışılmaz bir ilke olarak kabul edilmelidir. Yargıtay'ın ilgili ceza dairesi bu tutumuyla kuvvetler ayrılığı Sayın Usta lütfen tamamlayalım. Olacağım başkanım. Yargıtay'ın ilgili ceza dairesi bu tutumuyla kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırarak mahkemelerin bağımsızlığına ve tarafsızlığına ve belki de en önemlisi milletimizin vicdanına şüphe düşürmüştür. Anayasa Mahkemesi'nin iki kez aynı yönde verdiği karara rağmen Can Atalay'ın milletvekilini düşürmek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi eliyle kendi meşruiyetini ortadan kaldırmasına eş değer olmakla birlikte Türk hukukunun artık Anayasa Mahkemesi'ni tanımaması anlamına da gelmektedir. Anayasayı fiilen ortadan kaldıracak olan bu tehlikeli gidişatın durdurulması gelecek nesillerimizin hukuk güvencesi altında yaşayabilmesi için bir zarurettir. Bu vesileyle bir kez daha anayasanın ilgili maddelerini hatırlatmak isterim. Anayasanın 11. maddesi anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Anayasanın 153. maddesi ise Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir şeklindedir. Sayın Usta lütfen tamamlayalım. Unutulmasın ki 100 yılını dolduran Türkiye Cumhuriyeti anayasasında güvence altına alınmış bir hukuk devletidir. Eğer devlet var olacaksa, eğer millet baki kalacaksa iktidar sahipleri yargıyı baskı altına alan yönlendirici kararlardan kaçınmalı ve yargıçların cübbesine düğme eklemeye çalışmaktan vazgeçmelidir. İYİ Parti olarak biz demokrasiye olan inancımızdan, anayasaya olan bağlılığımızdan ve hukuka duyduğumuz sadakatimizden asla taviz vermeyeceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin itibarsızlaştırılmasına, mahkemelerin kişisel hırsları yüzünden hukuka diklenmesine müsaade etmeyeceğiz.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin insan haklarına saygılı, anayasanın üstünlüğünü kabul etmiş, demokratik ve bağımsız bir hukuk anlayışıyla ilelebet payidar kalacağız. Bu sebeple Sayın Milletvekillerine anayasaya bağlı kalacağımıza dair ettiğimiz yemin hatırlatıyor. Son kez uzatıyorum, buyurun. Bu sebeple Sayın Milletvekillerine anayasaya bağlı kalacağımıza dair ettiğimiz yemin hatırlatıyor. Bu konuda her bir milletvekilini hukukun ve adaletin gerektirdiği esaslara